Seni çağırdık ama orada müşteriler var. Kadınlar çok mu? Anadolu'da şimdi böyle bir türlü. Saygıdeğer meslektaştır. Yani burada gazeteci cemiyeti başkanlarımız var. Diğer STK temsilcilerimiz var. Ben hepinizi meslektaşlarım olarak selamlamak istiyorum. Hepiniz böyle bir etkinliğe geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz bugün aslında çok fazla bir şey konuşmayacağız. Bizim buraya asıl geliş amacımız sizleri dinlemek. Öncelikle şu izlediğiniz 1,5 dakikalık videodan bahsedeyim. Biz bu çalıştığı, yani Anadolu basının çözüm yolunda çalıştığı ilk toplantısı için Samsun'u tercih ettik. Sağ olsun Turan Başkanımız da gayet güzel bir organizasyon yapmış. Ona kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Samsun'u tercih etmemizin tabii ki iki sebebi var. Ana sebep her zaman ilk adım olan Samsun, Anadolu basını içinde ilk adım olmalıydı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giden Anadolu basını yine onun gibi bu çalışmaya Samsun'dan başlamalıydı. İkincisi, Anadolu Basın Birliği için çok önemli değerler vardı. Az önce isimlerini gördünüz, bir Ferruh Çetin gibi, bir Necdet Şensoy gibi abilerimiz, Allah rahmet eylesin onlara, onlara bir kez daha saygıyla anıyorum. Onlar için de buradan başlamamız gerekiyordu herhalde. Belki de bir vesile oldu, onları burada tekrar alma imkanı yaşamış olduk. Sayın Milletvekilim gayet güzel anlattı aslında sıkıntılarımızı. Herkesin bildiği sorunlar. Ve biz şuna inanıyoruz. Bu sorunları çözebilecek olan ana dernek veya çözümün paydaşı olabilecek ilk dernek Anadolu Basın Birliği olacak. Çünkü biz Anadolu Basın Birliği olarak 1975 yılından bu yana Anadolu'nun bağrından çıkmış bir dernek olarak faaliyet gösteriyoruz. Bakın ben 15 gün önce Gaziantep'te Basın İnan Kurulu'nun denetiminden geçmişim. Buradan gittikten sonra yine şehrime döneceğim. Sigorta, SGK ödemelerini nasıl yapacağım? Onların takibini yapacağım. Bu arada işte kağıttı, kalıptı, mürekkepti, onların ayarlamalarını yapacağım. Yani Anadolu Basın Birliği'ndeki bütün arkadaşlarım bu sıkıntıları yaşayan bizzat içinde olan kişiler. O yüzden Anadolu Basın Birliği'nin bu sorunlara çözüm üretecek dernek olduğunu düşünüyoruz biz. Evet, 1975 yılında Ankara ve İstanbul cemiyetlerinden sonra Anadolu'da bir yerel basının bir araya gelmesi için yapılan dernek bu yıl 21 Kasım'da 50. yılını dolduracak. Bu süreçte ciddi çalışmaları yaptı Anadolu Basın Birliği. Ben aileden bu işin içerisinde olduğum için o kurşun harflerden bu tarafa bütün süreci biliyorum. Kurşun harflerden offset baskıya geçtiğimiz dönemde de Anadolu basını ciddi sıkıntı yaşadı. O dönemde de geçiş için yani offset çok farklı bir teknolojiydi o dönem için. O dönem Anadolu Basın Birliği Dünya Bankası'ndan kredi dayanarak Anadolu'daki birçok şehirde gazetelerin offset baskıyla tanışmasına önderlik etmişti. Şimdi de yeni bir teknoloji, artık dijital çağdayız. Gazetelerimizin de, gazetecilerimizin de bu dijital çağa ayak uydurması gerekiyor. Biz bu sıkıntılı süreçte de yine Anadolu Basın Birliği olarak çözüme hazırız. Şu an Anadolu Basın Birliği olarak dijital ortama geçmiş gazetelerimize farklı farklı şehirlerde olmasına rağmen SEO konularında mesela teknik destek vermekteyiz. Sayın Milletvekili gayet güzel dile getirdi. Yeni internet yasasıyla birlikte artık tıklanma sıkıntıları başladı, trafik alma. Ne yazık ki gazeteciliği bir kenara bıraktık. O bu mesleğe yıllarını vermiş emektar
kalemlerimizi, yazarlarımızı bir kenara bıraktık. Yeni yetmeyen SEO'cuların arkasında hangi haber daha fazla tıklanır, hangi haberden daha fazla biz trafik alırız derdine düştük. Ve yavaş yavaş gazetecilik refleksimizi kaybetmeye başladık. Evet, basın yayın desteklerinden faydalanmak için bir takım kriterler gelmeli ama yani bunu gazeteciliği rakamlarla ölçmemek gerekiyor. Bunun farklı yollarını bulmamız gerekiyor. Biz gazetecilik yapmak istiyoruz. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Belki Çalıştay'ın sonunda gelecek bir soru olursa onlara cevap vermek için tekrar söz alabilir ama dediğim gibi ben ve yönetim kurulum bugün sizden çözüm önerileri almak, yani çünkü sorunlarımızı az çok biliyoruz. Neler yapacağımızı birlikte karar verip bunu da yetkili kurum ve kuruluşlara teslim etmek, rapor olarak sunmak için buradayız. Biz sizi dinlemeye geldik. Tekrar hoş geldiniz.